Hareket sensörüyle varlığını tespit edeceğiz. EMF okuyucu ve doğal su olayın kanıtını bulacağız. Tütsü kullanarak yakındaki alanı temizleyeceğiz. Evet. Sayın Roberts. Hayaletimizin ismi. Bir dakika şimdi. Hangi evdeyiz? Evet, buraya gelmişiz. Bir tane fotoğraf makinesi, bir EMF okuyucu, bir de fener alalım. Lanetli ayna yok. Tarot kartı. Ya bu tarot kartları nerede acaba? Bir dakika, burada değişik bir şey gördüm gibi oldu. Evet, yukarıdan bir ses geldi. Hemen gidelim. Işıklar burada. Bakalım. Kemiğe dair herhangi bir iz yok. Üst kattan bir ses geldi. Şuraya bir bakalım. Geldik dostum. Give us a sign. Böyle büyük kemik mi olur ya? Adam omurgasını bırakmış gitmiş. Dostum. Buralarda bir hareketlilik yok şu an için. Hadi dostum, küçük bir işaret ver. Aha. Bu arada bebeğe bakmadım. Evet, bebek yok. Muhtemelen nekromans çemberi var arkadaşlar. Give us a sign. Give us a sign. Dostum. Tahtalar gıcırdıyor. Küçük bir işaret ver. Evet, sağ tarafımdan bir ses geldi. Hadi ama seni saatlerce beklemeyiz. Aha, yakaladım seni. Bak, ışığı kapattık yanlışlıkla. Nasıl yani? Dostum, o su nerede açıldı? Suyu geri kapat. Arka odadan geliyor ses. Neyse, geç kaldık, o yüzden fotoğrafını çekmeyeceğim. Burayı ben açmıştım zaten, burada sıkıntı yok. Burada mısın? Şu kapıyı biraz daha ittirelim. Give us a sign. Kapıyı açacak büyük ihtimalle. Ya da bu kapıyı kapatacak, oynatacak. Hadi ama. Sen şurada kal. Aha, dondurucu soğuk mu var? Işığı kapatalım, tekrar deneyelim. Evet, dondurucu soğuk var. Güzel. Bana bunlarla gel dostum. Şunların hepsini kapatalım. Dediğim gibi büyük olasılıkla müzik kutusuna bakmadım. Gerçi şuradan bakalım. Evet, müzik kutusu var. Fotoğraf makinesine bırakmıştım yukarıya ama. Genel bakış, hareket sensörü, yeme popücü tütsü. Bir tane hareket sensörü alacağım şimdi. Bak, kapıya kadar geldi buraya. Burada değişik değişik sesler çıkarıyor. Şimdi bir tane video kamera alalım. Video kamera önemli. Hareket sensörünü alalım. Gidelim, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi olanı değiştirmediğin sürece seninle iyi anlaşırız. Ama odanı değiştirirsen lanetli eşyayı kullanmak zorunda kalabilirim. Seni kışkırtabilirim dostum. O yüzden bana zorluk çıkartma. Bize bir hayalet küresi. Dondurucu soğuk var. Tam olarak olduğum yerde hem de. Hayalet küresi. Bir saniye, o aşağı inen şey bakta kalmış bir kar tanesi olabilir mi? Tam camın hizasına indi çünkü. Şöyle yapalım. Bak, dolabın içine girdik. Dostum, buraya ben saklanacaktım. Sen neden gelip de buraya? Şuraya değer o. Nereye dokunursun sen? Şu kapıya dokunursun. Sen de burada kal. Işığını kapatalım.
Ne olur ne olmaz. Aha, yakaladım seni. Kapıyı açtım ve parmak izi var mı? Hemen bakıyoruz. Al şu fotoğraf makinesini. Parmak izi yok. Güzel. Şimdi. Bak, tam gideceğim. Bir şeyleri bir oynatıp duruyor. Bu kapıyı oynattı büyük ihtimalle. Neyse, fotoğrafını çekmeyeceğim şimdi. Yine bir şey oynatacak. Şu kupayı da götüreyim, arabada dursun. De bununla uğraşacağız bir saat. Ya tamam. İstemiyorum kupa falan. Şimdi telsizden önce. Evet, güzel koymuşuz. Kafa taraf, video kamera çok güzel duruyor ama kapı tarafını görmüyor. O yüzden şu arkaya doğru normalde alsam şu içerideyse bu sefer göremeyiz. Ben hem tuvaleti görsün hem burayı görsün diye koydum. Bu arada hayalet küresini yok olarak işaretleyelim. Benim tahminlerime göre kanıtlara bir bakalım. Onit Twins. Ben Twins çıkacak kanaatindeyim ama evet, hareket sensöründen geçti. Kısa bir hayalet küresi kontrolü. Yok. Tamam, hayalet küresi yok. Tütsü. Projektör. Tütsüyü birazdan yaparız. Zaten müzik kutunu çalıştırınca çok eğleneceğiz bunda. Kapıyı oynadı. Dostum, kapıyı oynamak seni kurtarmaz. Bak, sana söylüyorum. Sen şurada kal. Are you here? Where are you? Are you close? Are you friendly? Are you here? Where are you? Are you friendly? Are you close? Yani bize hiç. Tamam. Şuranın dışı açık kalsın. Gelirken giderken akıl sağlığımızı kaybetmeyelim. Şimdi bir adet haç, bir adet fotoğraf makinesi alıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada genel bakıştaki görevlerin iki tanesi tamam. Fotoğraflardan iki tanesi tamam. Lanetli eşyanın fotoğrafını gelmişken çekeyim şurada. Bu da tamam. En son müzik kutusuyla. Dostum. Koridorda ne işin var senin? Fotoğraf makinesini bırak. Buralara falan çıkmış. Sen odandan ayrılma. Ben geliyorum. Yukarıda bir şey düşürdü. Yazı defteri. Bu arada kanıtlara tekrar gelelim. Hayalet yazısı olabilir. Telsiz olabilir. Projektör olabilir. IMF mutlaka olacak arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Projektör var mı? Bize bir görüntü ver. Bakın şu arkada düşen şeyler hayalet küresi değil. Camdaki tuvaletin camında kar yağıyor. Kar şey, bakın şuradan göstereyim. İnce ince kar tanecikleri var. Camdan yansıyanlar onlar. Projektör yok mu? Tamam, gidiyorum o zaman. Evet, projektöre dair bir şey şu an için görünmüyor. Bak, bir ekipman daha alıp gideceğim. Şimdi dondurucu soğuk zaten var, termometre o yüzden almıyorum. Odasını da değiştirmedi şu an için. Bir tane UV feneri alalım. Geliyorum dostum. Şu merdivenler de bir gün çökeceğiz aşağı. Gıcır gıcır ses çıkartıyor. Şimdi demek bizimle oyun oynamak istiyorsun. Hızlı bir şekilde. Kameraya ihtiyacımız yok. Tuz.
Grevlere tekrar bakacağım. Tütsü. Bir tane tütsü. Çakma en son alırız. Müzik kutusunu çalıştıracağız ya. O sırada alırız çakma. Odasını bir tur tütsüleriz. Ondan sonra müzik kutusunu çalıştırırız. Bunu biraz çıldırtırız. Şu ana kadar çok sakin duruyor. Çok da bir etkileşim, agresiflik bir şey yaşanmadı. Dolu olan fotoğraf makinesini ver bana. Bunu da ver. Evet dostum. Şunu kapatalım. Camda parmak izi var mı? Kapılar. Tabii parmak izi yok bu arada. Olmayacak yani. Çünkü cama dokundu. Fotoğrafını çeksek etkileşim olarak verir ama şimdi uğraşmayacağım onunla. Evet dostum. Yürüyecek misin? Evet, geldi odanın içinde şu anda. Hemen bir test edelim tekrar. Are you here? Where are you? Are you here? Tamam, odada olduğu halde tersi cevap vermiyor. Şu an benim yanımda bu. Burada dondurucu soğuk var mı bakalım. Evet, burada yok. Yemi fukucunun üstüne döktük tuzu. Evet bak. Oradaymış. Dostum. Hiçbir yerde ayak izi bırakmıyorsun. Evet gördüm. Dışarıya nereye gidiyorsun? Bak sen şu işe ya. Oda mı değiştirdin sen? Şuranın da kapısını açmış. Neyse onun fotoğrafını çekmeyeceğim. İki tane kaldı zaten. Odadan odaya ha. Demek benden kaçarsın ha. Kaçamazsın dostum. Bak 2 yıl vermiş. Tamam diğerleri okey. 2 fotoğraf hakkımız kaldı. Yazı defteriyle alakalı bir gelişme yok şu an için. Telsizle alakalı bir gelişme yok. Hadi ama dostum. Şurayı kapatalım. Ben kapıyı açar. Aha tuza bastı. Hayalet fotoğrafı çekme görevimiz var mıydı? Yoktu. Banyoya girdi arkadaş. Sen burada kal. Bana bir fener yeter şu anda. Şurayı bir kapatalım. Dostum şu suyu rahat bırak. Kirli su fotoğrafı çekti. Bak yine tuza bastı. Dolaşıyor burada ya. Benle beraber takılıyor da. Ne bir saldırma var, ne bir etkileşim var, ne bir kendini gösterme. Şu tabloya bak, sıfır ya. Hayalet misin? Ben mi hayaletim anlamadım yani. Evet. Buranın ışığı tamam yanmıyor. Dostum projektör. Küçük bir görüntü. Evet, şu anda herhangi bir şey yok projektöre dair. Evet, Twins'e doğru gidiyor bu ama telsize cevap vermesi lazım. Bir daha deneriz. Telsizi bir kez daha deneriz. Bak şimdi tam giderken projektörden görüntü verecek. Etkileşime girdi. Orada ışıkları yakıp kapattı. Akıl sağlığımız yüksek. O yüzden evet görüntü yok. Okey. Gidelim. Bir tütsü, bir çakmak alıyoruz. Şimdi müzik kutumuz burada. Kaçacağımız yerle alakalı her yere kaçabiliriz. Sorun olmaz. En son şuraya takılmıştım geçen sefer. Az kalsın ölüyordum. Buraya bir bakacağım. Evet. Kaçacak yerleri biraz uzun bir maraton gibi olsun istiyorum. Biraz riskli oluyor ama bana şuradan bir tütsü verir misiniz? Çok güzel. Şimdi şununla bir odasını bir
Temizleyelim bu arkadaşın. Dostum bak, saldırı başlatma. Hemen bir gene çıkmış, koridorda geziyor burada. Defter şurada yazmak istersin belki. Tuza bastı. Dostum defteri... Defteri yaz. Are you here? Where are you? Tane tane söylüyorum ki belki anlamaz falan. Are you close? Are you friendly? Adam ısrarla... Bir şey deneyeceğim. Aklıma geldi. Ver şu defteri bana. Bazen defteri kapının önünde, ben mesela ilk oynadığım zamanlarda bu eşyaları kapıya taşıyordum. Kamyondan alıp evin kapısına atıyordum eşyaları. Ondan sonra kapıyı açıp giriyordum. Tekrar kamyona koşmak zorunda kalmayayım diye yapıyordum bunu. Ya şu suyu bir rahat bırak. Dostum duş almanın zamanı değil. Bak burada kanıt toplamaya çalışıyoruz. Bu kadar rahat olmayalım lütfen. Hadi yaz şu defteri artık. Give us a sign. Şu an burada tam. Anlaşıldı. Sen müzik kutusunu çalıştırmamızı istiyorsun. Yanımda. Defteri yazmaya geldi galiba. Hadi dostum. Yaz şu defteri. Yok. Yalnız projektör de yok. Telsiz de yok. Enteresan bir şekilde. Şöyle bir şey diyeceğim. Kamyondaki telsizin sesi, şey, hareket sensörünün sesi buraya kadar geldi. Burada bir şey deneyeceğim. Normalde bu odanın içinde ama sen şurada kal bakayım. Ver bakalım şu kamerayı da bana. Dur, burayı kapısını falan kapatabilir. Şöyle yapalım da. Aha. IMF5. O zaten 5 olacaktı mutlaka. Dostum buradasın demek ha. Demek banyoya girdin. Are you here? Where are you? Are you close? Are you here? Are you here? Enteresan yaratık ya. Gidiyorum dostum. Dur. Bak oradaki şeyi açtı. Ya tamam, bu odadasın biliyorum da. Yine de projektörden geçiyor. Kapıyı oynadı. Kendince eğleniyor arkadaş orada işte. Yok yani bir saldırayım, kendimi göstereyim, av başlatayım. Yok yani ruh. Yok, hayalet. Tam hayalet. Şimdi kapıyı oynama işte bak. İçeriği görüyorduk biz, oradan bakıyorduk. Tam banyo ile yatak odasının kapısı o şu boşlukta genellikle duruyor arkadaşlar. Arada bir dışarıya kaçıyor. Evet dostum, hiçbir görüntü yok mu? Enteresan. Sen... Neyse. Bunu biraz şöyle sinirlendirelim öncelikle. Şu benim şeyim nerede, müzik kutum? Seni küçük... Ev sincabı seni. Suyu açtı ve geri mi kapattı? Bak dostum, sana güzel güzel söylemiştim gel buraya diye. Gelmedin. Kendin istedin bunu.
Gelecek misin? Müzik kutusuna duyarsız kalan hayaletle karşı karşıyayız. Geliyor. Müzik bittikten sonra hiçbir anlamı yok gelmenin yalnız. Sen buraya galiba uyuyordu, uyandırdık arkadaşlar bunu. Av bile başladığı gibi bitti, görüyor musunuz? Dostum sen hayaletsin, seni saldırman gerekiyor. Uyuyakalamazsın. No, kaç saniye sürdü? Yani müzik kutusundaki müzik bittikten sonra bir saldırıyor gibi yaptı. Neyse, çıkalım biraz daha kışkırtalım bakalım şunu. Su açık kaldı tabii bu arada. Geliyorum dostum, tamam. Defter, yazı. Hop, projektör. IMF5 defteri yazıyor. He, bana yardım et diyor. Çok uzun zamandır buradayım diyor. E dostum kendini gösterseydin ya. Şey, utangaç hayalet. Normal böyle olmasın. Artık gidiyorum. Yapacak bir şey kalmadı. Saldırmıyorsun da. Kendini buraya odana hapsettin. Biz burada bir saat böyle bekliyoruz. Hayalet gelecek de bize saldıracak da. Al. Nasıl ayarladıysam onu da. Hadi ışığını kapatayım, sen yat uyu burada. Seni utangaç Casper seni. Bakalım şimdi fotoğraflarımız tamam. Etkileşim, müzik kutusu, kemik. Lanetle yaşayan fotoğrafını çektik, kullandık, kemiği de bulduk. Diğer fotoğraflar da tamam. Genel bakıştaki görevlerimiz tamam. Kanıtlarımız, hayaletimiz tamam. Bak yukarıda bir şey düşürdü yere. Dostum, ben senin kapını kapattım. Gidiyorum. Sen beni tetikliyorsun buraya gelmem konusunda. Neyin peşindesin? Burada geziyor ya. Benle beraber. Şu ayakkabıyı oynatmış bu arada. Burada geziyor böyle. Bakın şimdi hareket sensörüne. Önümden geçecek şimdi. Şöyle yapayım. Give us a sign. Dostum? Gitti uyudu herhalde. Give us a sign. Give us a sign. Gene geldi yanıma. Evet, geldi. Burada. Tamam. Bu kar tanesi evin içine girdi yalnız. Hadi görüşürüz. Başka etkileşime sokabileceğimiz bir şeyler yok mu içeride ya? Adamın kapısını da kapatıyoruz ya. Sanki dediğim gibi hayalet o değil de bilmişiz gibi, hayalet gibi evin içinde gezdik, kanıtları topladık, çıktık. Müzik kutusu olmasa onda bile zaten zorla saldırı başlattırdık adama. Dostum biraz kendine gel ya. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Discord, evet şey, doğru tahmin ettik. Herhangi bir olay yok. Şehit olduğu zaman çok da şaşırmamak lazım duruma.